binaya kavuşacak, hayırlı bir bina olacağını düşünüyorum. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Vakfı ve Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından projelendirilerek Nisan 2023'te başlatılan Meydan 24 projesi 1 Kasım'da açılıyor. İla Erzincan Valisi Doçent Doktor Hamza Aydoğdu, Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent, Erzincan'daki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada sırasıyla önce Rektör Profesör Doktor Akın Levent, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Milletvekili Süleyman Karaman ve Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu açıklamalarda bulundu. Bugün Sayın Valimizin de dediği gibi Meydan 24 Yaşam Merkezi'ni uzun çabalar sonucunda inşallah 1 Kasım itibariyle açılış programı yapacağız. Hepinizi davet etmek istiyoruz ve bu buralara nasıl geldik, amaç nedir? Kısaca müsaadenizle ondan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Meydan 24 Yaşam Merkezi şu amaçla. Üniversitemiz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin daha ileriye gidebilmesi için kaynak ihtiyaçları var. Her gün kaynakla ilgili çabalarımız var. Bu kaynağı temin etmek için birkaç yol denedik ama bu yolun en iyi yol olduğuna karar verildi ve Erzincan Kültür Eğitim Vakfı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversite Vakfı'na birlikte Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin edindiği arsanın üzerine ittifak ihalesi yaparak her iki vakfın da kuruluş amacına vakıf senedinde belirtilen amaçlara uygun olarak bir organizasyona girdik. Vakıfların amaçları nelerdir? Hepimiz biliyoruz. Vakıflar kamu yararına kuruluşlardır, satılamazlar. Bunların şahsi olarak gelirleri değerlendirilemez. Şahıslar bunu paylaşamaz, satamazlar. Her iki vakfımızın da senetinde bu ve benzeri şeyler var. Şöyle kısaca söyleyecek olursak, EKEL'in vakıf senedinde, kuruluş amaçlarında Erzincan ili daha önemli. Tabii ki üniversite, öğrenciler var ama Erzincan ilinin bir takım faaliyetlerine destek verme olayı var. Ve yine bunu gururla söyleyebiliriz ki Erzincan Kültür Eğitim Vakfı, Merkezi İstanbul'da olan vakfımız, Türkiye'de açık ara üniversite öğrencilerine en fazla burs veren bir vakıf. Üniversite öğrencilerine en fazla burs veren vakıf. Bugüne kadar 69 bin öğrenciye burs veren bir vakıf. Çok değerli bir vakıf. Ben başta emeği geçen başbakanımız, şu andaki ekibin başkanı Sadık Ağacı'ya buradan sizler vasıtasıyla teşekkür etmek istiyorum. Sadık Ağacı başkanımız da bu toplantıda olmayı çok arzu etti ama gelemedikleri için hepinize selamları var, saygılar var. İnşallah bir başka toplantıda buraya kendilerini davet edeceğiz. Sizlerle görüşlerini paylaşacak. Üniversite Vakfı ise, Erzincan Binali Yıldırım Üniversite Vakfı ise tamamen üniversite öğrencilerine, üniversiteye yönelik bir tüzüğü oluşturuldu. Üniversite Vakfı 1994 yılında kuruldu ama daha sonra bir takım sıkıntılar geçirdi. Yaklaşık 6 senede ben buraya geldikten sonra mahkemeler bittikten sonra tekrar tüzük oluşturuldu. Çalışmalar hızla devam etti vakfın ve Erzincan Kültür Eğitim Vakfı gibi o da bir buçuk sene evvel kamu yararına vakıf olma hakkını kazandı. Birçok öğrenciye burs dağıtarak kamu yararına vakıf haline geldi. Bu da bizim için çok sevindirici bir haber oldu tabii ki. Bu iki vakıf ortak amaçları, bizim için en azından ortak amaçları
üniversitedeki eğitim öğretimine katkı sunmak, öğretim üyelerine eğitime katkı sunmak, öğrencilerin burslarını sağlamak, ekonomik durumu zayıf olan öğrencilerin, ebeveynlerin, çocukları olan öğrencilerin eğitimlerine katkı sunmak, burs sağlamak amacıyla kuruldu. Ve bu Meydan 24 Yaşam Merkezi'ndeki amacımız da tam olarak bu. Gerçekten şehrimiz adına yapılan yatırımların değerlendirildiği bir formatına bizi de davet etmeleri bizi de ziyadesiyle mutlu etmiştir. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii burada yapılan Meydan 24 Yaşam Merkezi'nin öncelikle vakıf ifadesi geçen bir yere ait olduğunu bir daha da buradan öğrenmiş oldum. Herhangi bir zümre, herhangi bir aile, herhangi bir kişiye ait olmadığını öğrendik. Bunu da ziyadesiyle mutlu olduk. İnşallah üniversitemizin hayrına gelişmeler olur. Netice itibariyle şehirde bir kazanım elde ettiysek bu Erzincanlı'nın kazanımıdır. Biz yöneticiler olarak Erzincan'a yapılan her yatırımı kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Ben başarılar diliyorum. Değerli kardeşlerim, müsaade ederseniz bu vakfın Meydan 24 Yaşam Merkezi'nin ilk kuruluşundan biraz bahsetmek istiyorum. Burada bir biliyorsunuz Ziraat Bankası vardı, çalışıyordu orada. Dolayısıyla bu bir gün baktık ki Ziraat Bankası bu arsayı satıyor. İmari belli, her şeyi belli, ne yapılacağı belli, kim alırsa alsın, neler yapılacağı belli olan bir arsa satılıyor. Hemen her konuda olduğu gibi başbakanımıza müracaat ettik o zaman ve dedik ki bu yani buraya bu arsa Ziraat Bankası'nın milli emlakla ilgili konuları görüşerek bu arsayı biz üniversiteye kazandırabilir miyiz? Döndük Erzincan'a. Ne yapılabilir? Burada kurulmuş, 1996'da kurulmuş bir vakfımız var. Erzincan Yeni Yıldırım Üniversitesi Vakfı. Bu vakfı yeniden canlandırarak bu vakfa burayı devredebilir miyiz gibi bir çalışmaya girdik. Sonra Ziraat Bankası Genel Müdürü, o zaman şimdi Tarım Krediler Kooperatifi Başkanı olan Hüseyin Bey'le Başbakanımız görüştürdük. Dolayısıyla buranın Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne devri için çalışmalar başladı. Sonra burayı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne bir arsa devredildi. Yani karşılığında da biliyorsunuz pek yol tesisleri verildi. Dolayısıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin bir arsası oldu. Şimdi bu arsayı ne yapacağız? Toplandık gene bu salonda. Birlikte toplandık ve dedik ki acaba buraya bir yer yapıp Erzincan Üniversitesi'ne bir gelir elde edilebilir mi? Erzincan Üniversitesi hakikaten buradan tekrar başbakanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten üzerinde çok titrediği, durduğu ve büyütmek için elinden gelen yaptığı üniversitemiz bu büyüklükte illerin arasında iddiam şudur ki en iyisi, en kalitesi, en sağlam yapısı olan üniversitedir. Bu Erzincan için çok önemli. Yani ben de asbelkader biliyorsunuz üniversitede öğretim görevli yaptım. Oradaki sıkıntıları bilirim. Dolayısıyla burasının daha iyi gelişmesi, Erzincan'ın daha iyi katkı vermesi için oraya bir yer yapıp onun gelirlerinden Erzincan Üniversitesi'nin bütçesinin katkıda bulunması, işte biraz önce rektörümüzün dediği gibi öğrencilere burs, üniversitenin diğer çalışmalarına katkı, en önemlisi Erzincan'daki bütün sanayide, ekonomide çalışmalara Erzincan Üniversitesi'nin katkıda bulunması lazım. Onun için de yetenekli öğretim görevlilerinin burada olması lazım. Bunlar hepsi bütçeyle ilgili. Dolayısıyla katkı verecek. Şimdi buraya kadar geldik. Hakikaten burada çok benim bile zaman zaman yani zorlandığım zamanlarda bir takım hayır seferlerin hemen imdada yetiştiği ve de
böyle bir binanın bitirildiği bir günü yaşıyoruz. Onun için mutluluğumu burada ifade etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, burada hakikaten hem Evyu hem de Eke vakıf olduğu için bu gelirlerin hepsinin üniversiteye aktarılacağını zaten rektörümüz de, belediye başkanı da, valimiz de anlattı. Ben de bir daha tekrar edeyim. Herhangi bir özel kişiye, sektöre, bir yere gitmesi mümkün değil. Vakfın gelirleri olacak. Vakıftan da üniversiteye aktarılacak. Böylece üniversitenin gelişimi sağlanacak. Üniversitesi var. Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi'nin Sabancı Vakfı var. Koç Üniversitesi var. Koç Üniversitesi'nin Vakfı var. Oğuz'da İzzet Baysal Üniversitesi var. İzzet Baysal Vakfı var. Bunların kurulmasının en büyük sebebi üniversitelerin akademik başarılarını, araştırma fonlarını ve yetenekli öğrencilerini desteklemek. Yurt dışında okutmak, yüksek lisans doktora yaptırmak. Erzincan, İnani Yıldırım Üniversitesi, Erzincan'ın mülkü. Yani şimdi netice itibariyle üniversiteler, devletten gelirleri olan kamu kuruluşları ama hocam da burada, kamunun verdiği kaynağın %70-80'i personel gider. Daha fazlası hatta. Bu vakıfların, yani rektörün burada geçici. Rektör değişince gelen rektör otomatikmen vakfın üyesi oluyor. Belediye başkanı değişince oluyor. Yani kişilerle kayyum olan bir yer değil vakıflar. Ve vakıflar kişilere bağlı değil. Onun için vakfın gelirlerinin iki vakıf tarafından öğrencilerin gelişimine, araştırma fonlarına, burslara verilmesi Erzincanlıların da hepimizin de canı gönülden istediği, talep ettiği bir şey. Bu açılacak meydan 24'ünde bütün gelirleri vakfa gelecek ve vakıf da her yıl bu gelirlerini nerelere aktardığını zaten kamuoyuna şeffaf bir şekilde denetimler yapılarak kamuoyuna bilgilendiriyor. Bundan da herkesin haberi oluyor. Üniversiteler şehrin can damarı. Bunu samimi olarak söylüyorum. Bugün bizim Erzincan'da 27 bin üniversite öğrencimiz var. Bu şehrin, yani şehri kuşatan bir şey. Ve üniversiteler de eğer şehri kuşatıyorsa, şehirle birbirine çok ciddi anlamda entegre oluyorsa, o şehir hemen hızlı bir şekilde dünyaya da adapte oluyor. Ben öncelikle bu üniversitenin kurulmasında, gelişmesinde, yani bu vakıfların kurulmasında desteği olan herkese, değerli başbakanımıza, işte vakıf başkanımıza, rektörümüze, belediye başkanımıza, milletvekillerimize, bundan önce emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Birinci Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin Başkanlığında yapılan toplantıya bölge illeri olan Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Bayburt ve Ardahan illeri İl Sağlık Müdürleri ve sağlık yöneticileri katıldı. Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada toplantıda bölgemizde sunulan sağlık ve acil sağlık hizmetleri değerlendirilmiştir. Sağlık hizmetlerindeki işbirliğini artırmak ve koordinasyonu sağlamak üzere belirlenen gündem maddeleri istişare edilerek sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve yapılan uygulamaların iyileştirilmesine yönelik kararlar alınmıştır denildi.
Erzincan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, suyun verimli kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik su tasarruf eğitimleri düzenliyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklar suyun doğru ve verimli bir şekilde nasıl kullanılacağını öğreniyorlar. Eğitimler kapsamında Ulalar 75. Yıl İlkokulu, Ulalar 75. Yıl Ortaokulu, Ulalar Anadolu Lisesi, Ulalar Sancak İlkokulu, Ulalar Ortaokulu öğrencilerine eğitimler verildi. Erzincan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nde görevli jeoloji mühendisi Remzi Yılmaz ve Yüksek Su Ürünleri mühendisi Bahtiyar Süleyman tarafından verilen eğitimlere öğrenciler yoğun ilgi gösterdiler. Eğitimlerde suyun önemi ve tüketim alışkanlıklarının doğru yönetilmesi üzerinde duruluyor. Öğrencilere günlük yaşamlarında suyun nasıl tasarruflu bir şekilde kullanılabileceği konusunda bilgiler verilerek suyun sürdürülebilir bir kaynak olduğu vurgulanıp, gelecek nesillere bu bilinci aşılamak için eğitimlerin önemli olduğu belirtiliyor. Suyun korunması ve verimli kullanılması hem çevrenin korunması hem de ekonomik açıdan önemli bir konu olduğundan genç yaşta bu bilincin oluşturulması büyük önem taşıyor. Öğrenciler aldıkları eğitimlerle suyun değerini daha iyi anlayarak günlük hayatta daha dikkatli ve bilinçli kullanım alışkanlıkları kazanıyorlar. Erzincan Belediyesi bu tür faaliyetlerle şehir genelinde suyun etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Erzincan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından gelecek nesillere bilinçli su kullanımı alışkanlığı kazandırılabilmesi için eğitimler yıl boyunca devam edecek. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri, Biz Büyük Bir Aileyiz projesi kapsamında Mithat Paşa Cengiz Topel Ortaokulu'ndaki öğrencileri ziyaret etti. Biz Büyük Bir Aileyiz projesi, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülen bir proje. Proje kapsamında Mithat Paşa Cengiz Topel Ortaokulu öğrencilerine yönelik çocuklarımızın zararlı alışkanlıklarından uzak kalarak vakitlerini onları geliştirecek etkinliklerle geçirmelerini ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla İngilizce ve Tekvando kursu açıldı. Öğrencilerin güzel vakit geçirmesini sağlayacak olan bu kurslarda öğrencilerin kurslarda ihtiyaç duyacakları malzemeler de hediye edildi.